Çok teşekkür evet ediniz. öyle bir içimden geldi Aslında bu yoktu evet, bu, bu yoktu gerçekten. anasını satayım içimden geldi Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum bugün akşam bir soru paylaştık Sambiyoloji problem sorusu soruda suyun kolaylaşılmış difizyonla vücudundan geçip geçemeyeceğini sorduk e, Ondan sonra bir soru hazırladık. Soruda yine kolaylaşmış difüzyonla alakalı bir soruydu. Yani aslında bu San Biyoloji Problems videosu arkadaşlar hem bu sorunun cevabı olacak hem de problemimizin çözümü olacak. Öncelikle şöyle ifade edeyim. Kolaylaşmış difüzyonun tanımı önemli. E, Tanım üzerine gittiğimizde soru çok kolay Kolaylaşmış difüzyon şu demek arkadaşlar: bazı moleküllere öncelik tanımak ve bazı molekülleri öncelikli şekilde seçerek almak manasına geliyor. Bu molekülleri seçebilmek için de kanal proteinleri veya taşıcı proteinler kullanılıyor. Hemen bu noktada şu soruyu sorabilmeliyiz arkadaşlar. Suyun taşınmasında herhangi bir seçicilik var mı? Suyun taşınmasına özel moleküller var mı? Evet var arkadaşlar. Bunlar aquaporinler. Yani Türkçesi hiç gerek yok aquaporin, aquaporin olayına. Su Hatta bu sporlarının arkadaşlar çeşitleri de var. Ve bu sporlarından sadece suda da geçmiyor. Ee, üre gibi bazı maddeler ve başka başka moleküller de geçiş yapabiliyor. E, dolayısıyla suyun hücre zarından geçişinde e, bir seçicilik var mıdır? Evet vardır. Akvaporinler vardır arkadaşlar. E, dolayısıyla suyun geçişi arkadaşlar difüzyon olduğu gibi kolaylaşılmış difizyondur. Ve özel ismi de osmozdur. Ee, ve suyun az yoğundan çok yoğun ortama geçişi veya çok yoğundan az yoğun ortama geçişi veya eşit yoğunluk ortamdan geçişi fark etmez. Hiçbir şekilde ATP harcanmadan geçiş yapabildiğini biliyoruz. Ee, su kullanılması ve e, suyun seçilerek e, bu sporlarından porlarından geçilmesi, su suyu sevmesi ve suyun geçişini sağlaması suyun geçişini kolaylaştırmış difüzyon yapıyor. Bir kere bu konuda arkadaşlar hem fikir olalım ve e, kani olalım arkadaşlar. Şimdi önünüzdeki ekranda gördüğünüz parça okul kitabının 9. sınıf e, MEB yayınları kitabından ders kitabı alınmış bir sayfa arkadaşlar. Bu sayfaya baktığınızda kolaylaştırılmış difizyonda bir tanım var. Diyor ki su ve suda çözünen bazı maddeler. Bakın arkadaşlar ne diyor? Su ve suda çözünen bazı maddeler. Bakın sadece suda çözünen maddeler dememiş, suyu da katmış. Hücre zarındaki fosfolipit tabakadan genelde geçemez. Çok az geçerler. Ancak protein yapılı özel taşıyıcılar üzerinden veya proteinlerin oluşturduğu kanallardan geçebilirler ki bu geçiş yöntemine biz ne diyoruz? Biz bu geçiş yöntemine kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Velhasılı kelam gördüğünüz üzere suyun taşınması okul kitabında da belirttiği gibi kolaylaştırılmış difüzyona giriyor. Yani Birçok arkadaşımızın kafasında kalıp bir fikir olarak suyun geçişi sadece osmozdur. Osmozda özel bir difüzyondur. Yarı geçirgen zaten geçişidir gibi kalabilir. Bu sadece siz öğrencilerin değil birçok öğretmenin de aklında bu şekilde kalmış olabilir. Ama uzun senelerdir okul kitabında bu durum böyle veriliyor. E hocam okul kitabındaki mevzu doğru. Evet doğru. Akademik olarak da durum bu şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla SU kolaylaşmış divizyonla geçiş yapabilir. Şimdi gelelim e, o sorduğum soruya. Yukarıdaki moleküllerden hangileri kolaylaştırılmış difüzyon yolu geçiş yapabilir? Arkadaşlar sodyum, potasyum, işte klor bu tarz mineraller için taşıyıcı proteinler yine kalsiyum taşıyıcı proteinler kullanılarak Kolaylaşmış difüzyonla geçiş sağlanabilir. Yine aynı şekilde biraz önce öğrendik. Suyun geçişinde de taşıyıcı proteinler e, demeyelim de aquaporinler kullanarak e, kolaylaşmış difüzyon yapılabilir. E, glikozun geçişi için arkadaşlar çeşitli e, taşıyıcı proteinlerimiz var. İşte glutla başlayan e, glut 1 glut 4 değiş değiş isimleri var e, ve yine geçiş sağlayabiliyor kolaylaşmış difüzyonla. ama oksijene geldiğimizde ise oksijenin arkadaşlar basit difüzyonla geçiş yapabildiğini görüyoruz. Basit difüzyon neydi? Arkadaşlar, solunum gazlarının yağda eriyen ve yağı eriten maddelerin fosfolipit tabakadan sızması demekti. Yani oksijenin e, su porlarından veya porlardan veya taşı proteinden geçmesine gerek yok. Öyle bir geçiş yöntemi de yok. Bunlar direkt fosfolipit tabakadan geçiş yapabiliyorlar. E, dolayısıyla sorunun cevabı 1, 2 ve 3 oluyor. Bu videoda burada veda ediyoruz arkadaşlar. Ee, yeni gelen arkadaşlara merhaba diyoruz. Eskilere de yeniden hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar.